Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlarım. Tarımın son videosunda 6. videosunda bugün soya fasulyesi, susam, patates ve sebzecilik seracılıkta artık tarımı bitirmiş olacağız. Soya fasulyesi üretiminin yoğun olduğu yerler haritasında. Bakın aynen şu tarafları göreceksiniz. Şuralarda da biraz var. Yani şuraları yok denecek kadar az. Hani şuralarda tık 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 ama şuralarda yok denecek kadar az. Yağlık bitkiler grubunda yer alır. Çukurova çevresinde Adana başta olmak üzere tarımı yapılan bir üründür. İlk 5 Adana, Mersin, Osmaniye, Samsun, Kahramanmaraş. İlk 5 Mersin, Osmaniye, Samsun ve Kahramanmaraş illerimiz olacaktır. Susam diyeceğiz. Pastacılıkta ve yağ üretiminde kullanılır. Ege başta olmak üzere Akdeniz'de Çukurova çevresinde yoğun olarak üretilir. Çukurova çevresinde yoğun olarak üretiliyor. Değerli arkadaşlarım ilk 5 Antalya, Muğla, Manisa, Uşak, Adana'dır. Haritası yaklaşık olarak bu şekilde görebilirsiniz. Yani e, bu şekilde tarif edilebilir. Tarif edilebilir. İnternette bulamadığım için kendim tık 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 yapmaya çalıştım ee, umarım çok da kötü durmuyordur Patates Yani arkadaşlar biz patatesi anlattık volkanik arazilerde dedik ki volkanik arazilerde daha iyi yetişir Volkanik arazilerle ilgili bir videomuz varsa orada çok beğendiğimizi göreceksiniz kısa bir şekilde de olsa Volkanik araziler biliyorsam ben o zaman patates üretiminin daha iyi bir şekilde yetiştiğini söyleyebilir miyim evet Mesela de Hemen göze çarpıyor değil mi? de Konya Afyon Kayseri'yi de alabilir miyim burada arkadaşlarım? Evet Kayseri'de söylenebilir. İzmir. Bunları çok rahatlıkla söyleyebiliriz değerli arkadaşlarım. Haritası yaklaşık olarak buralarda yoğun. Yani İç Anadolu'da bir yoğunluk var. Buralarda da var. İzmir'de de görülecek zaten İzmir 5'te Şuralarda da biraz var Bolu çevresinde ve birçok yerde var. Ama şu taraflarda Güneydoğu Anadolu'nda neredeyse hiç yok. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari taraflarında hiç yok. Van'da da biraz görülebilir. Van Gölü çevresinde de görülüyor bu şekilde söyleyebiliriz. Sebzecilik yaz aylarında taze sebzelerin tüketilmesi amacıyla sulama ile yapılan etkinliğin adıdır. Akdeniz, Ege ve Güney Marmara'da gelişmiştir. Konserve sanayisine ham madde sağlamaktadır değerli arkadaşlarım. Sericilik kış aylarında taze sebze üretmek amacıyla yapılan etkinliğin adıdır. Kış ılıklığının en fazla yaşandığı Akdeniz'e gelişmiştir değerli arkadaşlarım. Yani kış ılıklığı diyorsa biz burada Akdeniz e arayacağız. Akdeniz iklimini arayacağız. Not Karadeniz'de güneşlenme süresinin az, iç bölgelerde kuşların çok soğuk olması. Kuşların değil tabii ki de arkadaşlar değil mi? Kışların. Onu da düzelteyim değerli arkadaşlar. Yani şu hızlı yazarız yani kuşlarla kışı da nasıl şey yazmışım kusura bakmayın. Kışların çok soğuk olması nedeniyle sıcaklık çok azdır. Yani Karadeniz'e güneşlenme süresi az, bol yaşlı bir yerden bahsediyoruz. Sürekli e, güneşlenme süresinin az olduğundan İç bölgelerde ise kışların çok soğuk geçmesinden dolayı seracılık oldukça azdır. Kesin de yoktur diyemiyoruz ama çok az. Ege'de iç kesimlerde jeotermal suların sera ısıtmasında kullanılması nedeniyle seracılık da yapılabiliyor Ege'de. Değerli arkadaşlarım Ege'nin iç kesimlerinde. Evet değerli arkadaşlar önemli bir konu olan tarımı bitirdik. Bir sonraki videoda Türkiye'de hayvancılık konusuna, ünitesine başlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.